Merhaba sevgili öğrenciler. 11 Nisan'da cevap verecek olduğumuz YGS Evren serisi ile birlikteyiz. 3 soruluk bir paket yapacağım. Sonra ikinci 3 soruluk bir paketimiz daha olacak. Ee, i̇lk paketimizde bulunan 15. soru bir grafik sorusu. Ee, tepkime hızı verilmiş. T0-T1 aralığında sabit hızla devam ediyor. Yani tepkime cereyan ediyor. T1-T2 aralığında ise... ...tepkimeye başlayarak duruyor. Soru şöyle sorulmuş. Sabit hızda gerçekleşmekte olan enzimatik bir tepkimenin hızının... ...T1 zamandan sonra yukarıdaki grafikte verildiği gibi gerçekleştiği gözleniyor. Buna göre tepkime ortamında olaylarından hangilerin gerçekleşmesi... ...tepkime hızının grafikteki gibi değişmesine neden olur? E, pH değerinin düşmesi... evet. E, Öncelikle bir müddet gidiyor ki tepkimenin standartları içerisinde T0 T1, T1'den sonra demek ki tepkime için gerekli değerin dışına çıkmış pH ve olumsuz etkilenmiş ağır ağır tepkime durmuş. Aktivatör madde eklenmesi tepkime hızını doğru orantılı olarak arttırır olmaz. Substrat yüzeyinin artırılması yine enzimin çalışmasını hızlandıracağı için sevgili dostlar bu da tepkime hızını arttırır. Yani bu ikisinin etkisi doğru orantı grafiği şeklinde gerçekleşir. O yüzden sorumuzun cevabı A yalnız 1'dir. 16. sorumuza geldiğimiz zaman 16. sorunun e, mantarlar alemi sorusu olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. E, Maya mantarları, küf mantarları ve şapkalı mantarlar. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mantarlar alemine ait canlı türlerinde gözlenmez? E seçeneğine bakarsak çok net bir cevap zaman kaybetmek istemiyorum. İnorganik maddelerden organik Besin sentezleme üretici canlıların işidir. Hiçbir mantar üretici değildir. O yüzden mantarlar tüketici olduğu için bu sorunun cevabı E'dir. Diğerleri mantarların özellikleri içerisinde sporla üreme, solunumla ATP üretme, glikozun fazlasını glikojen şeklinde depolama ya da saprofit yaşayabilen mantarlarımız vardır. 17. sorumuza baktığımız zaman ozmotik denge ile alakalı bir soru. Bulunduğu ortamla denge durumunda olan bir bitki hücresinde olayların hangilerinin gerçekleşmesi hücrenin ozmotik basıncının artmasına neden olur? Arkadaşlar ozmotik basıncın artması suyun azalması, monomer maddenin artması demektir. Yani su ihtiyacının artması. Verilen olaylarda fotosentez suyu tüketir ve monomer üretir. Yani OB'yi arttırır, su ihtiyacını arttırır. Ya sentezi dehidrasyondur dışarıya su verir. Olmaz. Protein hidrolizi suyu tüketir ve monomer üretir. Aynen bir de olduğu gibi. Tabii ikisi farklı bir ile üç ama e, aynı yönde etki eder. Oksijenli solunum su üretir. O da olmaz. O yüzden doğru cevabımız B seçeneği hem su tüketen hem de monomer üreten efendim iki olay olarak karşımıza çıkıyor.